gerçekten Beyaz Show gibi programlara çıkmak için para mı yedirmen lazım? Ya senin DJ'ler çok affedersin büyük abdestini yere yapmışlar falan. Ünlülerin yaşadıklarını yaşadık. Tam anlamıyla ünlü olamasak da kendi çapımızda bir ünlülük vardı. Müzik çok iyiyse, yemek kötü bile olsa o düğün herkes aklında iyi düğün kalır. Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Onursal Özokçu. Yine yeni güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün Belçika'nın hatta Avrupa'nın ilk Türk DJ'lerinden birisi olan Şahin abiyle beraberiz. DJ Şahin abiyle beraberiz. Kendisi bana biraz böyle yemekler hazırladı sağ olsun. Abi kendin hazırladın değil mi? Yenge hazırlamadı. Yani. Ben hazırladım. Kendin hazırladın. Evet. Tamam. Evet. Steak var. Frit var. Patates evet. Ve salata. Salata çok güzele benziyor abi. Ellerine sağlık. Şimdi salatayı eşim hazırladı mı? Tamam. Salatayı yenge hazırladı. Balkondayız. Şahin abinin balkonundayız. Arkamızda da 3 tane bayrak var. Avrupa Kupası için. Polonya, Belçika, Türkiye'yi destekliyoruz. Niye? Türküz. O yüzden Türkiye'yi Belçikalıyız aynı anda. Eşim de Polonyalı. Dolayısıyla biz de Polonyalıyız. Yani 3 takımı birden evet. Destekliyoruz. Hangisi? Ya 3 şansımız var. İkisini kaybettik gibi. Gerçi bu son maçlarda da hani Polonya ile Türkiye biraz. Niye ya? Türkiye İsviçre'yi 8-0 yenerse şansımız var hala. İnşallah diyelim abi. Ama Belçika'yı ben bu sene arkadaşım birisi diyorum. Mucize bizim işimiz diyordu. Tamam da kardeşim bu mucizeden öte bir şey yani. Değil yani bir işi de mucizeye bırakmamak lazımdı abi de. Neyse yani evet, biz neyse. Kendi konumuza bakalım. Şahin abi ben seni uzun süredir tanıyorum. Hatta 20 seneyi yaklaşık yani 20 sene olmuştur ben seni tanıyalı. Ama seni tanımayanlar için seni bir tanıyalım. Şahin adın mı? İlk önce herkes Şahin diyor sana. Ondan başlayalım. Ya Şahin, DJ Şahin benim sahne adım. Şahin aslında soyadım benim. Asıl ismim Ümit yani. Ümit Şahin. Ümit Şahin. Ama herkes Şahin diyor. Ya evet yani mesela Kubat'a Kubat derler dedikleri gibi mesela. Soyadı çünkü. Hı hı. Örnek veriyorum yani kıyaslama yapmak için değil. Şahin sahne ismi olarak Ümit'i değil de Şahin'i tercih ettim. 20 küsur yıldır da beni DJ'likten tanıyan insanlar Şahin diye hitap ediyor bana. Evet. Yani şöyle normal yaşamda da biz de Şahin abi diye. Tam öyle artık yani. Artık o da ismimiz sonuçta. O da ismimiz sonuçta. Peki yani çocukluğundan bu DJ'liğe geçtikten sonra bir yadırgama falan oldu mu yoksa hiçbir neyle? Yani isimle alakalı hiçbir yani yok, normal tam, öyle. Yok daha sonra Ümit dediklerinde şaşırıyor. Evet şaşıranlar çok yok. Ha benim mi? Ya evet. Ümit dedikleri zaman otomatik olarak şöyle bir şey var kafamda. Aa bu çok eskiden bir arkadaşım. Eski, yani eski yıllardan bakıyorum falan. Kimdi bu? Orada şaşırarak bakıyorum ama mesela eski bir arkadaşım değilse bu sefer beni tanıdığına şaşırıyorum. Seviniyorum da bir anda çünkü. Ümit ol adımı nereden biliyor? Evet biliyorum ama sonuçta son zamanlarda yani sosyal medyada artık yani belirttik de yani eskiden belirtmiyorduk da sadece Şahin yazıyorduk. Şimdi Ümit Şahin olarak. Ya benim de mesela 2 adım var. Onursal Mutlu Özokçu işte. Mutlu 2. adım. Ben Mutlu'yu ortaokula kadar pek haberim vardı ama kullanmadığımız için bilmiyorduk. Yani okulda ilk yoklama olurken Mutlu dedi. Ben burada falan demiyorum. Böyle biraz şaşırmıştım Mutlu denmesine. Sana da ondan dolayı sordum yani. Ben zaten bazı sana Özokçu diye hitap ediyorum biliyorum. Yani aynen. Bu yüzden. Abi kaç senedir DJ'lik hayatın oldu yani şu anda? Belçika'nın ilk DJ'yi yani 2021 desek, Türk DJ'yi desek yanlış olmaz galiba. Belçika'nın ilki demeyeyim de Avrupa ilk 2'den bir tanesi. Ha 2 tane mi vardı? Aynı anda başladınız. Ben DJ'liğe başladığımda Türk piyasasında diyorum yani. Hı-hı. Tabii ki. Çünkü daha önceden de başlamıştım DJ'liğe fakat Türk piyasasındaki DJ'lik başladığımda Belçika'nın Limburg bölgesinde Alper isminde bir DJ arkadaşımız daha vardı. Hı-hı. O belki benden biraz daha değişikti yani. Ama işte ilk DJ diyebiliriz şu şekilde. Ya o zamanlar DJ'ye ihtiyacı olan Türk insanlarımızdan yani DJ'ye ihtiyacı olanlar benim ismimin adımın DJ olduğunu zannediyorlar yani. Ha DJ ne demek evet. Bilmiyorlar. Yok. Yani DJ çağırsana falan. DJ Bey merhaba falan hani anladım. İsmim DJ şey gibi, sana yani. Yağ gibi bir evet. Şey. Hani bütün yağlara sana yağ derler ya. Evet, hani evet. Şey Selpak gibi mesela bütün peçetelere Selpak derler de hani marka aynen. Olarak. Sana da isim olarak DJ. Bu anlattıklarım işte 96-97 yılları düşünüyorum. Yani. Bayağı oldu yani 24 yıl önce. Tabii 2021 yılındayız. Bugün yani hemen hemen her mahallede bir tane DJ. Her böyle binada olan bir iki DJ var yani. Her yerde var. Profesyonel olarak diyorum tabii ki var yani. Var çok var. O zamanlar çok işte ilklerden olduğumuz için onun avantajını, o ekmeğini hala yiyoruz diyebilirim yani. O zaman da çok yedin o zaman. Tabii ki. Çok kazandın mı? Bir zamanlar evet. Yani sonradan farkına vardım bunu. Kazandığını da. Yani çok daha az kazandığımda ya bir zamanlar ne para kazandım. Çünkü o zamanlar şimdi mesela iş aldığın zaman, sen de biliyorsun, iş aldığın zaman genelde cep telefonumuzun ajandasını yazarız, evet, değil mi? O zamanlar cep telefonu, smartphone yoktu. Böyle bir karne vardı, bir kitapçık karnecik. Onu yazardık. Ben yani bundan 3-4 yıl önce annemin evlerinde, yani babamların evinde ki benim odamdaki bazı kitaplara falan böyle gözden geçirirdim. Hani nostalji olsun diye. Karnelere denk geldim böyle. İşte 2005, 2004, 2006. Baktım, bir oraya yazıyorsun biliyor musun? Şu tarihte şu düğün, şu kadar para olacak diye. Ne paralar götürmüşüz? Nerede bu paralar? Paralar yok. Ne ettik? Ama yok, ilk yok, bir şey yok. Şeyde de oldu Şahin abi, bu korona döneminde de oldu. Hani işsiz kaldık ya 2 sene. Sonra baktık, lan oğlum biz böyle de geçiniyormuşuz da o zamanki kazandığımız nerede falan filan demeye başladık hani. Yani korona döneminde de anladık paranın kıymetini açıkçası yani. Kazandığımızın kıymetini. İyi de oldu ki aslında korona dönemi birçok insan için çok kötü oldu. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim, biraz şanslılardanım diyebilirim. Çünkü biz bu süreci iyi geçirdik, iyi atlattık. Artı bir de bazı faydalar da oldu. Yani ailecek biraz daha böyle yakınlaştık. Evet, sağlık konusunda da bir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür. İşte bu, tabii bu paranın kıymetini de biraz daha iyi anladık diyebilirim yani. Abi senin bugüne kadar çekmiş olduğun klipler de var. İşte Beyaz Show'a kadar giden bir maceram var diyeyim yani. Var. Anlatırken yesek mi? Evet, anlatırken yiyelim. Ben çünkü bir filtre antrikot bakacağım. Çok soğuk da yenmiyor. Şimdi arada bir taraftan da muhabbet edelim. Zaten amacımız da buydu. Yemek yiyip muhabbet etmek. Beyaz Show'a kadar bir giden serüven var. Beyaz Show'a çıkmak için herkes diyor ki işte ya para vermen lazım falan filan. Gerçekten Beyaz Show gibi programlara çıkmak için para mı yedirmen lazım? Öyle bir şey hani halkın dilinde var ama müzisyenlerin dilinde de var. Sen gittin oraya direkt. Beyaz Show'a çıkmak için değil, her tür programa çıkmak için, yani televizyona çıkmak için Türkiye'de para yedirmek gerekiyor. Amaları var. Amasına geleceğim şimdi. Şöyle, şimdi bunu Beyaz Show diyoruz ya, mesela örnek veriyorum. Bunu Beyazıt Öztürk, bu uygulamayı o yapmıyor yani. Onun belki bundan haberi bile yoktu. Fakat tüm bu tür show programların konuk koordinatörleri var. Yani bu konuk koordinatörleri sizi gelip o show programın sahibine, sizi onun masasına getirmesi için biraz teşvik etmeniz gerekiyor kendisini. Anladım. Bu yüzden bir şey yedirirseniz, para, hatta bunun bir aralar tarifesi bile vardı yani. Bu programa çıkarsan evet, şu kadar fiyat diye bir şarkısı vardı. O konuk koordinatörü seni bir şekilde o masaya getiriyordu. Önüne çıkardı, öneriyordu seni yani. Fakat tabii yine de programcı kabul etmesi gerekiyor. Hani çok kötü bir konuksun. İstediğin kadar paraya bas, almaz seni yani. Almaz. Şöyle sordum, hani gerçekten başarıyı yakalayıp da çıkanlar da var. Yani var. Örnek biz, işte oraya gelecektim. Biz Beyaz Show çıktığımızda biz parayla çıkmadık ki. Onlar bilakis bizi davet etti. Yani Belçika'dan ama Türkiye'den, Kanal D'den bizi arayıp işte Beyazıt Öztürk'ün bizleri takip ettiğini, izlediğini yani ve bizim başarımızı programına da taşımak istediğini belirterek bizleri davet etti yani. Davet demek. O şarkıyı da hatırlayalım. Hangi şarkıydı? Bizim grubumuz vardı işte, Reyting grubu. Grup Reyting. Birini bıraktım şarkısı. İkincisi sırada. Abi o şarkının temellerinde ben de varım aslında biraz. Evet. Hatırladın değil mi? Biraz. Tabii. Yani başlangıcında var. Sonrasında yokum. O şarkıda kimler yok ki? Kimler geldi, kimler geçti. Evet. Şarkı oluşasıya kadar. Ama bayağı uğraştın o zaman sen. Şimdi bugün dinlersek tabii o şarkıyı, belki müziğin içinde olan birçok arkadaşımız, müziğin içinde olan diyorum, bu ne ya diyebilir. Ama bu şarkının hikayesi 15 yıl önceye dayanıyor sonuçta. Ve o zamanki bizim, yani kendi imkanlarımızla yaptığımız bir şey yani. Arkamızda büyük stüdyolar, büyük şirketler yok. 2 klip çektiniz ona. Evet. Birinci klip işte Falcon'un arabayla olan değil mi? Sarı. Falcon rap dünyasında artık bir ismi vardı. Çok gençti. 17-18 yaşında ama rap dünyasında, Türkiye'de rap dünyasında bu Rap Haber portal sitesi vardı. Rap Haber diye. Hatırlıyorum. Bu rapçilerin çok bildiği bir internet sayfasıydı. Bunun şeysi yani genel koordinatör gibi sayfanın sahibi. Müdürü, müsahibi Osman'dı yani, Falcon'du. Daha yaşlı küçük olmasına rağmen o zaman. Evet. Hatta toplantılara falan gidince şaşırıyormuş. Bu mu lan falan. Evet aynen. Rap Haber'in sahibi bu mu lan falan. Yani bildiğiniz Ceza, Sagopa falan çok saygı duyardı bu portala. Tabii ki başındaki insanın 17-18 yaşındaki bir genç arkadaşımız olduğunu bilmiyor tabii. Şimdi Osman'ın, Falcon'un bu rapçiydi kendisi. Çok güzel rap yapıyordu. Hani rapte bir şey yapmak istiyordu. Bu düşünceler beni buldu. Hı-hı. Böyle tanıştık. İşte bana yardımcı ol abi falan. Falcon'a da Falcon ismini veren sensin. Evet, o da başka bir şey. Biliyor muydun sen? Biliyorum ya. Evet. Zaten Falcon'un Türkçesi Şahin. Yani sen de kendi adını ona İngilizce olarak vermiş oldun. Evet, falan. Öyle yani. O zamanlar işte sahne ismi arıyorduk çünkü bu çocukluktan kalma bir ismi vardı, MC Macho diye. Böyle bir isim mi olur lan? Bir isim bulalım. Aslında Şahin çok iyi gider dedim de, Şahin benim. O da sana Falcon yapalım dedik. Benim adım işte Mustafa, senin adın Mustafa falan filan gibi olmuş. Seninki de Şahin olsun. Sonra oradan parça patladı. Sonra ağzında et var. Tamam, sorun değil, sıkıntı değil. Dolayısıyla başka parçalar da çıkardık. Şimdi o konuyla alakalı şöyle bitireyim de. Reyting niye doğdu? Çünkü aslında asıl amacımız Osman'a bir rap albümü yapmaktı. Fakat ben o zaman tabii ticaretle ilgileniyorum biliyorsun. Hı hı. İşlerin içindeyim zaten. Hani bir şey yaparsak işin ucundan, çünkü bir şey yapmak için para harcamak gerekiyor. Para harcadığın bir işe de para kazanman gerekiyor mantıken. Tabii ki değil mi? Yani. Ama rapte para yok. O zaman. Evet, o zaman. O zaman için para yok. Dolayısıyla ben bir çözüm arıyordum. Hani Falcon'u lanse etmek, hem de bir şekilde para kazanmamak ve para kaybetmemek en azından. Ve eşim aklıma getirdi bunu bana. Dedi ki ya, bir de bu arada şunu da belirteyim. Funda ile tanıştım. Funda'nın da çok güzel sesi var. Bir de hani böyle aktif, çok güzel bir bayan, genç, sesi güzel. Dans etmesini çok iyi biliyor. Ulan dedim ya, bir şey yapmak lazım. Tabii o zamanlar organizatörlük de var bizde. Hani biliyorsun çok konserler, evet, geceler falan yapıyordunuz siz. Gece düzenliyoruz, konser düzenliyoruz. Sanatçıların bu show business'in içindeyiz zaten. Ya bunlara bir şey yapmak lazım diye düşünürken eşim dedi ki ya işte bir grup yapsana dedi bana. Eşim fikri verdi. Tabii o zamanlar yeni revaçta olmaya başlamıştı. Bu David Guetta featuring, Bob Sinclair featuring falan, böyle DJ'lerin isimleri artık ön plana çıkmaya falan filan, evet. Bilmem ne. Ona dedim doğru, hem kendim için de iyi olur dedim. Böyle prodüksiyon yapalım ve içine Funda'yı da katalım. Falcon'u da katalım. Hepimize bir taşta iki kuş değil de üç kuş vuralım falan. Bir kişi daha katıldı hatta. Evet, daha sonra bir kişi daha katıldı çünkü şarkı o zamanlar modaydı, böyle bir zenci sesi arkada falan. Böyle bir şey gerekiyordu. Osman dedi ki Osman böyle bir proje var. Yapalım mı? Yapalım abi dedi falan. O, bizim Hollanda'da bir arkadaşım var benim, Eren. Eren altyapıya yardımcı oldu. Zeki'nin biliyorsun bir DJ, evet, stüdyosu vardı. Stüdyoda birlikte çalıştık. Orada altyapı çıktı. Osman dedim al altyapıyı yaptık. Bak bu. Osman şarkıyı yazdı. Sözleri yazdı. Tabii ben bu arada şey belirledim. Projeyi belirledim. İşte şarkıda iki rapçi düşün. Bir bayan nakaratı söylüyor. Bir de kim nereyi yapar? Trafik falan, evet, filan. Aynen. Bir de zenci falan olarak da ses. Tabii orada Osman yazdı. Biz zenci sesini aradık. Uzun süre sonra bulduk. Tabii de bu arada bu süreç çok uzun sürdü. Çünkü hani benim şarkının içinde olup olmayacağım yani ses olarak tam belli değildi. Tabii ben rapçi değildim yani. Bir rapçi bulmamız gerekiyordu böyle. Osman'ın destek olmak için. Osman çünkü biraz daha underground'tı. Biz de böyle fashion rap diyorum ben buna. Böyle sade rap yapan bir rapçi gerekiyordu. Bulamadık. Bulamayınca Osman dedi abi sen yapsana dedi. Sen yap dedi. Ya, bu şekilde içinde bizim kendimizi bulduk. Tabii bu süreç hani arama bulamama falan bir zaman istiyor ya. Ondan sonra işte evet. Zenci sesi bulmak, bulamadık, bulduk, bulamadık. Sonra bir stüdyoda bir kayıt yaptık. Tekrar stüdyoya gittiğimiz stüdyo kapandı. Ama vazgeçmedik. Başka bir stüdyoya gittik. Sana geldik. Vazgeçmedik yani. Bu bir şarkının bir süreci bir yılı geçti yani. Yani demek istediğim şöyle, vazgeçmemişsin abi. Zenci bulamadık. Şuradan yoldan birini çağıralım. İşte Romanyalı olsun, şey Pakistanlı olsun şimdi falan da dememişsin yani. Zenci bulamadık derken bulduk da. Bizim istediğimiz. Evet. Aynen. Yani onda pes etmemişsin. Meyvesini de almışsın. Yani öyle almışsınız. Grup öyle olarak. Oldu. O zamanlar grup olarak abi siz düğünlere falan yani her yere çıkıyordunuz ya. Yani geceler, işte diskolar, işte düğünler falan filan. Evet. Düğünlerde sizin şeyiniz, saatleriniz imza dağıtmakla, fotoğraf dağıtmakla. Tabii şimdiki gibi Instagram'a, işte Snapchat'e fotoğraf atayım mı abi falan filan. Yok öyle bir şey. Herkes fotoğraf. Fotoğraf, imza. Evet. İmza falan filan. Yani o bir güzel böyle bir 2-3 yıllık bir macera geçirdik böyle hani. Ünlülerin yaşadıklarını yaşadık. Tam anlamıyla ünlü olamasak da kendi çapımızda bir ünlülük vardı. Onun getirdiği işte olumlu, tatlı şeyleri yaşadık yani. Tabii olumsuz şeyler de var ama olumluları da. Ama hani ekmek kazanma açısından bakarsan düğünler, işte düğün, kına, nişan, işte düğünler falan filan. DJ'lik. Biz daha çok böyle partilere falan çıkıyorduk, işte festivallere falan çıkıyorduk. Festival grubuyduk. Şey açısından hani senin kariyer açısından diyorum ama düğünler. DJ olarak mı? DJ zaten olarak. Ben DJ olarak zaten vardım. Bu olay bir çıta yükseltti, öyle diyeyim yani. Yani düğünlere de katkısı oldu tabii. Evet. Düğün şeylerine evet. de programlarına evet. katkı oldu. Uzun süredir de düğün programlarındasın. Daha önce düğünlerden önce de diskolarda, miskolarda da DJ'lik yaptım falan. Düğünlerde abi hepimizin başına geliyor da. Ne bileyim senin böyle başına gelen ilginç olaylardan var mı? İlginç olay derken, çok vardır illa ki ya. Varılmazır mı yani? Yani çok ulan bu da mı gelecekti başıma falan filan dediğin. Hayır. Anlatılacak anekdotlar diyorsun. Yani. Evet. Yani bir düğünde başına bir olay gelmiştir. Ya arkadaş bu da mı gelecekti başıma falan filan dediğim bir olay oldu mu yani hiç? Çünkü hani yanlış anlam biz müzisyeniz, biz grup falan çok geliyor başımıza. Bu da mı gelecekti başımıza dedirten hani o duruma gelmedi fakat çok şaşırdığımız hani veyahut anı olarak kalacak birçok anılar, işte böyle acayip anekdotlar, filmlik, kitaplık olaylar var tabii. Bunlardan hani düşünsem şimdi mesela örneğin ne anlatabilirim ben şimdi ya? Çiğ köfte. Yemek yiyoruz ya, yemek yerken şimdi aklıma geliyor. Ha, çiğ köfte olayı, evet. Evet. Bizim bir çiğ köfte olayımız var düğünde. Çok fena. sen benim hard diskim ol ya. Aynen. Her şeyi hatırlıyorsun. Çiğ köfte de iyi abi, şey de iyi ya. Seni DJ olarak arayıp böyle Türk sanat müziği falan bilmem ne, hani müzisyen misin? Yani müzisyenle DJ'yi karıştıranlar, söylüyor yani musun? Bilinmeyenler var değil mi? Siz ne söylüyorsunuz falan filan diye soranlar falan da oluyordu ya. O da yani çok hangi enstrüman çalıyorsunuz? ne tarz daha çok sevip söylüyorsunuz falan? Tabii bilmeyenler olabiliyor. Onlar o dönem özellikle. Evet. Ya, hala oluyor, hala var. Hala var ya. Ama ya, onlar önemli değil o kadar. O yani bilmiyor olabilir yani, bilmiyor yani. Müzisyen çalıcı aynı yani. Ya şöyle bir şey var. İşte benim eşim de biliyorsun DJ'lik yapıyor şu anda, kına düğün falan. Beni görüyor adam, şey diyor. Hanım da seni geçmiş ha. Ya abi diyorum şimdi ben müzisyenim. Yani o DJ. Şimdi birbirimizi nasıl kıyaslarsın? Kıyaslama olamaz. Hani bu eşim benim sonuçta da. Ben çalıp söylüyorum falan filan. DJ'lik bambaşka bir olay. Sen kayıtları çalıyorsun falan. O da çok zor bir olay. Bilmen lazım nerede neyi çalacağını falan. Ama kıyaslama olmaz diye düşünüyorum. Müzisyen çok bambaşka bir şey canım. Yani müzisyenler arası kıyaslarsın. Müzisyen DJ'ler de vardır tabii ki ama o ayrı. Müzisyen, müzik üreten veya müzik çalan, enstrüman çalan ve DJ kıyaslayamazsın sonuçta. Müzisyenin çok daha fazla emeği var. Hazırlığı var, ön hazırlığı falan. Sürekli yani kıyaslanmaz. Bu arada ben yemek yerken yani izleyenlerden özür diliyorum. Ben biraz böyle eşim bazen böyle şey der, hayvan gibi yiyorsun falan filan. Yok abi gayet iyi yiyorsun. Yani kibar yemeye çalışıyorum. Bazen unutursam idare edin, kusura bakmayın. Patatesleri de bak fırında yapmışlar. Çok güzel olmuş abi, yağsız. Evet, benim yağsız. İçin özel. Evet. Benim için de özel aslında. Göbeğim görünüyor mu? Yok bilmiyorum. Ya sende bir şey yok abi. Ben kendim bildim bile sen böylesin. Yok göbeğim yoktu. Çok da bekliyim şimdi. Yok ya o kadar değil abi vallahi. Şimdi Bir kına gecesi var. Tabii kına gecelerinde çok DJ çağırırlar. Daha küçük organizasyon olduğu için, hı hı, daha az maliyetli olması için DJ çağırırlar. Genelde bayan DJ çağırırlar, fakat bir zamanlar bayan DJ yoktu. Yoktu. DJ yoktu bir ara zaten. Aynen. Sadece kına gecelerine çok çaldık ya. Çok giderdik yani. Bayan DJ yoktu çünkü. Tabii şimdi kına gecesi, kına yüzünü görmeyeli belki 5 yıl olmuştur. Daha çok kadınlar arasına döndü ama abi. Tabii tabii. Öyle olması lazım zaten de. Şimdi bir kına gecesi var. O beni arayan düğün sahibi dedi ki, ya dedi, benim kız dedi DJ Şahin'i istiyor dedi, bir de DJ Viva'yı istiyor dedi. İkiniz bir arada istiyor dedi. Kına gecesine. Dolayısıyla iki DJ'ye gittik kınaya. Bizim Zeki ile yani Viva ile birlikte. Hı hı. Tabii şimdi Viva diyorum ama o tekrar Zeki oldu. Yani Zeki mi diyeyim, Viva mı diyeyim, Zeki bilir yani. Yani bilmiyorum yani. İkisini bir arada söylüyorum yani bu arada. Zeki'den bahsediyorum da, Zeki'den şöyle ufak parantez açayım. Zeki müzisyen aynı anda kendisi, prodüktör, aranjör. Çok yetenekli bir aranjör. Yani benim eğitimimde geçti diyebilirim bu, şu an böbürlenerek, ama şu an benim bir 100 katım ilerimde yani, öyle bir şey söyleyeyim. Kendini çok geliştirdi. Tabii çok geliştirdi, çok iyi yani. Benim için Avrupa'nın, belki de dünyanın en iyi Türk DJ'lerinden bir tanesi diyebilirim kendisi. Yani bu Halise'nin tur konserlerinin DJ'i kendisi. Örneklerden bir tanesi söylüyorum. Yani bu arkadaşla biz kına gecesi çalmaya gidiyoruz yani. Artık o zaman. Yani. Kına'ya bir gittik. Bir sanatçı gelecek dediler bize. Kim dedi? Belkıs Akkale dedi. Belkıs Akkale. Belkıs Akkale. Belkıs Akkale'den bir tane oydu galiba. Kim vardı ona benzer biri? Belkıs Akkale var, başka da yok yani, odur. Selda Abaycan, Belkıs Akkale. Ama Belkıs Akkale diye hatırlıyorum galiba. Belkıs Akkale şu an hala yaşıyor. Var değil mi? Çok özür dilerim. Benim bildiğim yani. Belkıs Akkale, Belkıs Akkale'ydi tam o zaman. Gelecek diye tam dedik. Bir vardık, kurduk malzemeyi. Sonra bize dediler ki, şu perde var ya dediler, şu perdenin arkasında olmanız lazım dediler benim. Görünmememiz gerekiyor, kadınlar arası ya. Fakat ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Perde arkasında müzik çalmak. Hani anlıyorum onları da, kadın arası olması istiyorlar. Kına gecesi de öyle olmalı bence de. Ama yine de önceden bilseydim kabul etmezdim bu işi. Çünkü yani performans yapamıyorsun ki, insanlar göremiyorsun, ne çaldığını bilmiyorsun. Önünde bir perde, kime çaldığın belirsiz yani. Ne çalacaksın? Millet o eğleniyor mu, eğlenmiyor mu, hani bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Şahin abi şey yani, mesela bazen diyorlar ya, ya siz şu kenara kurun, o bile fark ediyor ki abi, bırak yani perdeyi. Kenarda olman bile, bir sahnedeyken böyle bir kenara atılman bile fark ediyor, çünkü iletişime geçemiyorsun. Yani iletişim de şey değil. Tabii. İlla gidip de muhabbet etmek değil yani. Göz göz olsun. Tabii. Oradan bir hareket. Yok, çok önemli, çok mühim yani. Direkt sahne, dans sahnesine çok yakın olması gerekiyor. Çok mühim yani. Bunu da burada belirteyim yani. Geleceğin düğün sahiplerine diyelim. Ben de belirteyim. Bazıları diyorlar abi, sizin sahnenin yerine şey koyacağız. Gelin masası. Ya diyorum, kaç dakika oturacağım gelin masası? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Düğünü düğün yapan ilk unsur müziktir. İlk o. İkincisi yemektir, işte hizmet. Üçüncüsü mekan güzelliği falan. Aynen. Ama ilk sırada müziktir. Çünkü müzik çok iyiyse, yemek kötü bile olsa o düğünde herkes aklında iyi düğün kalır. Fakat müzik kötü olursa, yemek istediği kadar iyi olsun, millet hoşnut kalmaz yani. Müzik çok önemli. O yüzden eğlenemedikten sonra müzisyenlere veya müzik yapanlara ekstra ilgi göstermek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mesela, ben bunu hala yaşıyorum 20 küsür yıldır. Bizi çok iyi seven böyle ahbap, artık abi kardeş olduğumuz bazı organizatörler var. Onlar bu sözümün dışında. Ama yoksa onun haricinde böyle bir yere gittiğimiz zaman organizasyonda böyle yemek dağıtılır ya. Müzisyenler hep böyle unutulur. Sonra hatta masamız bile yok. Yani çalgıcıyız. İlgisiz. Yani çalgıcı. Ya kardeşim, çalgıcı çok önemli. İlk onlara girmesi lazım yemek falan. İlk bizi yani müzisyenlerle ilgilenmek gerekiyor. İlk yani gelin damattan önce bile yani. Çünkü onlar böyle o vazifesini görsün, bitirsin ki hazır olsun yani işe. Bu önemli. Bir de ne kadar iyi ilgi görürlerse o kadar iyi gerisini verebilirler, evet, insanlara yani. Bu çok önemli. Hani bulunduğumuz yer, sahne, podyum çok iyi yerde olması lazım. İletişimde olmak için. Abi şimdi senin dediğin gibi bazı organizatör abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Bir sıkıntımız yok. Çoğuyla. Onlar için demiyorum. Bir sorun yok. Ama bazıları her şeye karışıyor. Yani senin aldığın paraya da karışıyor, senin işine de karışıyor. Ya o şey, ya sana ne kardeşim, ben diyor muyum? Abi o dünden kalan kolaları diğer müşteriye veriyor diyor muyum? Demiyorum. Ya da ben diyor muyum abi orası bu fiyat çok para diyor muyum? Demiyorum. Ya da diyor muyum o dünden kalan mezeleri ertesi günkü düğüne veriyor diye bir karıştırıyor mu? Karıştırmıyor. O zaman sen niye yani şu an müşteriyle? Diyorum. Çünkü demem lazım artık yani. Çünkü abi müşteriyle konuşuyorsun, senin de başına gelmiştir. Aa biz seni istedik de müsait değilmişsin. Ben bakıyorum müsaitim. Kim dedi? Şu 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 dedi. Ya şimdi bu hak yemek değil midir? Tabii ki. Hak yemektir. Tabii. Müşteri beni istiyor. Sen benim adıma diyorsun ki ya ben onu aradım ama doluydu. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben der miyim yani bu salonu aradım ama dolu abi kusura bakmayın orayı tutmayın ya der miyim onu yani? Niye söylüyor? Çünkü senden komisyon alamayacak belki. Yeterli olmayacak olabilir. Yani 200-300 euro cebime. Olan şeyler bunlar. Neyse bunu böyle parantez arası geçtik. Şimdi o kına gelişindeyiz. Geri dönelim bizim olayına. Kına gerisine geldik. Perdenin arkasında. İşte perdenin arkasında değilse yapacağız artık bu şekilde. Yaptık, bitirdik. Bir şekilde sanatçı geldi. O sanatçı da şaşırdı falan. Nasıl içimi geçecek bizimle? Çünkü onun müziğini biz çalacağız falan. Siz neyse, arkada. Ha, altyapı mı çalacaksınız yoksa yok, öyle? Yok, CD getiriyor. CD'leri... Ha, playback o, gibi. Evet, playback anladım. Yaptı zaten. Playback, ha, playback yaptı. Ama işte dur, çal falan hani... Şu geçinde insanlarla mesela o tam başlayacağımız zamanı yani... Nereden tahmin geliyor? Etmemiz gerekiyordu o şekilde. Neyse iyi geçti. Program bitti. Biz döndük, her şey yolunda geçti şükür. Ertesi gün şöyle bir olay olmuş. Tabii ben bunu ertesi gün öğreniyorum. O düğünü, yani organizatör arkadaşımız. Organizatör farklı, salon sahibi farklı. Tabii tabii, hepsi farklı. Evet, aynen. Organizatör arkadaşımız, ertesi gün beni aradı, ya dedi Şahin dedi, bir şey anlatacağım dedi, senin günahını aldım dedi ya, çok kusura bakma dedi yani. Hakkını helal et dedi. Hayır abi dedim. Dedik ya ne geldi başıma dün bir bilsen. Ne oldu? İşte biz toparladık salonu gittik. Yok dün değil. İşte beni aradığı günün sabahı pardon. Ne geldi başıma diyor sabah. Bir bilsen diyor. Anlat dedim. İşte biz dün toparladık gittik. Sabah işte beni salon sahibi aradı. Evet. Yabancı. Evet yabancı. Belçikalı. Evet. Ne oldu? Ya sizin DJ'lerin hepsi insan? Nasıl bir ahlaksız tipler? Aa dedim falan diyor. Ne oldu ki? Ya dedi tamam arkadaşsın okey ama yani ihtiyacın da arkaya yapılır mı öyle yere ya? Tuvalet diye bir şey var falan dediler. Nasıl yani dedim. Yani salon sahibi demiş ki organizatöre ya senin DJ'ler çok affedersin büyük abdestini yere yapmışlar falan. Tabii organizatör abimiz de beni tanıyor. Nasıl böyle bir şey olur diyor. Beni tanıyor, beni biliyor. Diyor Şahin diyor, mümkün ne anlatıyor bu, olamaz diyor falan. Dedik, bu da bu sefer kadın dedik ya olamaz diyor, kadın yok tam fotoğraf göndereceğim diyor. Fotoğraf çekmiş telefonla gönderdi buna. Bakmış hakikaten çok affedersin, çok affedersiniz bok yani. Öyle görüyor orada. Şaşırdı, Allah diyor nasıl olabilir falan. Yine inanamıyor çünkü beni biliyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Salona kadar geleceğim diyor. Salona bir yapacak geldi. İnsan da çok azdır dünyada evet. Zaten yani. Bir geldi salona, gelmiş salona, arkaya bakmış, gitmiş, bakmış. Çiğ köfte. Ya çiğ köfte servisi yapmışlardı kına gece sırasında. 2-3 tane çiğ köfte düşmüş yere. Olabilir. Kadın onu görmüş. Sahneye etmişler. Yani. Allah Allah. Tabii bunu görünce rahatlıyor, çok da gülüyor. Kadın da durumu izah ediyor. Neyse onlar da gülüyorlar. Dönüyor ama tabii o esnada tabii şimdi hani böyle bir şey düşündüğü için bizden işte arayıp bana bunu anlatıyor yani hakkı helal et diye. Bu yaşanılan anılardan ama abi şimdi kadın da yabancı falan olunca nereden bilsin çiğ köfte evet. Nedir nereden bilsin öyle aklına o gelmiştir ya. Ya onun yerinden olmak istemeyen organizatörü. Yani ama abi gerçekten de bak yani çoğu bazı yerlerde mekanlarda da garson arkadaşlar da söylüyorlar. Yani şey değil de çocuk bezi falan çıkıyor abi diyorlar yani masaların altından diyorlar biz temizlik yaparken falan filan. Belki kadın da öyle bir şeyle karşılaştıysa sinirle ulan sahneye de mi yaptınız falan. Evet yani oha yani o kadar da değil yani. Ondan olmuş. Şimdi işte. Belçika'daki düğünlerin milli marşı çoğunlukla tabandan yani Brüksel çevresindeki %90 evet. Emirdağlılara öz bir şey, bir şarkı. Bu şöyle bir şey çok oldu. Çok geliyor başıma. Tabandan çalıyor. Yani günde tabandan çalıyor. Tabandan çalıyor yani. Tabandan çalarken o esnada tabandan biri gelip ya kardeşim buyur tabandan çalar mısın diyor bana. Çok oluyor mesela. Tabandan çalıyor. Tabandan çalar mısın? Veyahut misket çalıyor. Misket çalsana misket falan. Çalsana. O niye oluyor abi? Yani o an beyin yok. O an şu oluyor. Ya tabandan da neden olduğunu biliyorum. Ama misket çalarken de miskette şu. Miskette çünkü bizim halkın çoğu Ankara oyun havalarının her türlü misket diyor. Ha anladım. Yani onun kafasındaki misket düşüncesi gerçek misket değil belki. Misket çal diyor. Ve diyor ki çift telli çalsana diyor. Çift telli çalıyorum bu ne ya diyor. Aynen. Çünkü ama onun kafasında misket. Oyun havası var. Aynen. Bunu anlayabilmek için de bayağı bir tecrübe gerekiyor. Ama tabandan da ayrı bir şey var. Tabandan çalıyorsun, adam ortasında diyor ki tabandan çalıyor. Abi çalıyor musun? Yok baştan aldım. Niye biliyor musun? O introyu duyacak, o kaşık çık çık çık. Onu istiyor. Onu istiyor. Tabandan çal derken onu demek istiyor falan. Buna benzer şeyleri yaşadık. Aklıma gelen bir sürü olay vardı. Bir sürü olay var. Şu an şimdi aklıma gelmiyor da bazen böyle aklıma geldikçe arkadaşlara anlatıyorum. Böyle gülüyoruz. Hatta ben sana söylemiştim ya abi işte bir dizi, müziği falan, çalgıcı. Tabii canım bir hikaye yapmak lazım bunun. Bir sürü hikaye var bu konularda da. Bunun etrafında. Yani mesela bizim yaşamış olduğumuz değil de yaşanılan hikayelerden bazıları da işte mesela hani gelin müzisyenle kaçıyor falan. Aynen onu gördüm ya. Yani ne alaka ya. Gelin müzisyenle kaçıyor. Ne alaka. Ama müzisyenin zaten önceden yaşamış olan bir şey varmış yani. Onu tabii sonra da öğreniyoruz. Ama çok böyle buna benzer şeydi. Yakında daha yeni duydum ben. İşte Hindistan'da düğün olacak işte gelin damat. Damat sonunda vazgeçiyor, kaçıyor. Damat yok ortada. Ama düğün için masraflar yapılmış derken damadın kardeşi var artık ona veriyorlar kızı yani. Ama abi şöyle bir şey var Hindistan'da. Kadınlar başlık parası veriyor. Evet. Ondan dolayı belki demişlerdir lan başlık parasını da verdik. Evet, verelim artık. Birini verelim ya. Hani orada kız verme gibi bir şey. Evet, para boşa gitmesin diye. Öyle aynen. Bir olay olmuş. Yani olaylar oluyor. Bizim de abi yani düğünlerde bakarsan başımıza binlerce yani olaylar geliyor. Bazıları öyle bazıları kötü de olaylar yaşıyoruz illaki kavgaydı, dövüştü falandı filandı. Bazıları da her anladığımızda, her kişilere anlattığımızda böyle bir tebessümle karşılaşıyoruz. Valla benim başıma bir seferinde şöyle hemen unutmadan hemen onu da söyleyeyim. Bir seferinde böyle düğün bitti. İşte malzemeyi geri toparlıyoruz falan. Genç bir tanesi geldi ya soruyor işte abi bu hangi makine şu aletten mi şundan mı şu marka mı falan soruyor işte ilgi gösteriyor belli ilgili konuyla alakalı işte bir de yardımcı oluyoruz sonra bir de böyle durduk yere bir şok ortada durduk yere aynı şöyle yaptı işte orada insanlar çıkıyordu ve kapıya baktı böyle aa yaptı falan böyle. Nasıl yani? Ne oluyor dedim ben sana. Nasıl böyle, yani sen dövüyor musun evet, gibi? Evet kapıya vuruyor böyle arabanın aa yapıyor falan. Aa. Evet. Sonra orada insanın koşa koşa geliyor. Dedim eyvah linç edecekler beni. Çocuk niye böyle yapıyor? Niye yaptın? Geldi çocuğu tuttular. Biri tuzağa iki tokat attı gönderdi. Öteki de abi kusura bakma dedi falan. Damat geldi. Ya bu dedi kafada biraz sıyrık dedi. Şizofrenmiş falan. Şizofren falan. Ama abi sen onu da amma korkmuştun. Ama tabii. Düğün komple bize girip dalacak onu, yani. Ya ondan önce bir de olayı anlayamıyorsun. Ne oluyor? Bir ne şey oluyor mi? Tuzak başına bir şey mi geliyor diyorsun. Durduk yere konuşuyoruz bizi bir şey yokmuş gibi ortada. Yani ne güzel her şey güzel. Bir de kapıya vuruyor sanki. Aklınca beni dövdürtecek. Ama niye? Yani öyle. Amaç zevk alıyor değil mi? Yok orada hasta biraz arkadaşımız. Hastaymış yani. Bilmiyordum ama ben. Bizim böyle buna benzer ilginç olaylar. En son koronadan önce abi yolda bizim başımıza bir olay geldi. Şöyle bir sürü olay geliyor. Sen biliyorsun da birisini anlatayım yani. Ya yolda gidiyoruz abi. Önümüzde bir araç var tamam mı? Adam böyle McDonald's poşetini böyle bir şey hani çuval mı der torba yemiş böyle lap dedi böyle şeyden attı. Camdan dışarıya attı. Tamam böyle attı en gıcık olduğum şeydi. Bu tarz öküzler var mı diyor ya? Öküz. Ben de gıcık oldum tamam mı? Ya dedim Erkan sürüyordu arabayı. Doğru ben yanındaydım. Erkan dedim şu çöpü al dedim. Hep de görüyoruz ya Facebook'ta, Instagram'da çöp atana alıp gidip çöpünü içeriye atıyorlar falan filan. Al dedim bir dahaki ışıklarda adamın içine atalım dedim. Anasını hani görsün dedim çöp atmayı falan. Çöpü aldık abi yoldan. Rozdal'dan geliyoruz. Yolu biliyorsun ya Ternat'ın orası. Orada ışıklarda adamın yanına geçtik. Abi adama bir baktık. Adam var ya 2,5 metre var tamam mı? Adam bizi yani orada eline geçirse hışır eder yani o derece. Dediniz, Erkan kalsın dedi, burada. Erkan dedi, oğlum bu adam mallar bizi dedi, kemiklerimizi kırar dedi. Aa biz adamın çöpünü aldık, Brüksel'e kadar getirdik ya. Bir yere de atamadık ya. Bu kadar. İşte böyle. Bir yere de atamadık çöpü. Çöp kucağımızda böyle Brüksel'e kadar getirdik. Sonra çöp bulup çöpe attık. Yani. Olaylar işte bazen böyle. Düğünlerden memnun musun abi genel anlamda? Ne dedin? Düğünlerden memnun musun genel anlamda? Yani evet. Ne kazanç açıdan? Olarak memnunsun. Evet. Yani ya, ilgi, alaka, işte davranış, işte çalışma saatleri ya benim falan. Benim şu an hala şöyle bir konuda şanslıyım. Hani beni arayanların yani çoğunluğu, büyük çoğunluğu DJ aradığı için aramıyor yani. DJ Şahin istedikleri için arıyor. O beni hala mutlu ediyor. Hani şurada kendimize... Senin bir sözün vardı ya abi işte. DJ mi lazım, ben mi lazımım? Evet. Yani beni mi istiyorsunuz? Amaç burada sıradan biri hani... Ya sıradan biri değil ki şöyle. Amaç ya, burada kendimi övmek değil. Değil yani. Tabii ki benden daha iyi DJ'ler de var. O değil ama bir özgeçmiş var. Yıllar bir tecrübe var sonuçta. Ha tabii insanları istiyorsun ki hani tabii daha keyifli oluyor böyle hani sen olduğun için istiyor. Çağırdıkları zaman daha güzel oluyor. O zaman tabii fiyatlarda falan da fazla pazarlık olmuyor en azından. İlgi alaka oluyor. İlgi alaka oluyor. O düğün esnasında da sempati var. Ben mesela şöyle bir şey anlatayım. Pandemiden önce, tam pandemi öncesi bundan yıllar öncesinde düğününü yaptığım bir çiftin çocuklarının düğününü yaptım. O kadar. O kadar. Tam pandemi öncesi yani. Beni aradılar. İşte kızımızın düğünü var falan filan. Konuşuyoruz, anlattık. İşte bizim düğünü de sen yaptın dedi. Ben bizim düğün derken ben sünnet düğününden mi bahsediyorum? Başka bir şeyden bahsediyorum. Nasıl yani şimdi? Evet, bizim düğünü yapmıştın. İşte 99 yılından mı ne dedi bana? Öyle bir şey dedi. Ha, o zaman normal evet. Abi yani. Tabii ya, bayağı eski. Hadi ya dedim, evet dedi. Nasıl böyle bir yandan bir şok oluyorsun çünkü yaşlandığının farkına varıyorsun. Bir yandan da böyle hani seviniyorsun. Ki hani 20 küsur yıl sonra hala seni arıyorlar falan. Ben şeyde bile mutlu olmuştum. Mesela ilk sünnetini yaptığım kişinin düğününü yaptığımda hani mutlu olmuştum yani hani. Kimin? İlk sünnetini yaptığım çocuğun düğününü yaptığımda tabii. Mutlu oluyorsun yani. O çok oluyordu ama evlenip de çocuğun biraz yapmak fazla. O duruma geldik yani. Bir de yaptım. Şöyle bir şey. Bende şöyle bir avantajım daha var. Hani böyle monotonluktan çıkmak için ben daha ziyade Türk ve yabancı yani çiftler var ya. Evet. Bir taraf Türk, bir taraf evet. Belçikalı. İşte. O tür düğünlerde uzmanım daha çok. O tür düğünlerde uzman olan DJ sayısı az olduğu için daha çok o türlere gidiyorum. Bir değişiklik oluyor falan. İşte Türk, Belçikalı, Türk, Fransız, Türk, Faslı, Türk, Hindistanlı, Türk, Çin. İki taraf da Türk olunca abi sen diyorsun ya sadece DJ yetmiyor büyük düğünlere. Hani bir orkestra olsun bir de DJ olsun falan. Tabii, zaten dediğin düğünlerde oluyor yani. Tabii. İki taraf Türk olan düğünlerde zaten son yıllara kadar genelde orkestra eşliğinde çıkıyorduk yani. Sadece DJ olarak çıkmıyorduk da. Daha bu iki taraf yabancı olunca lan DJ repertuarı arttırmak evet. Gerekiyor. Evet. O açıdan DJ daha iyi yani gidiyor işte. Çin değil pardon Japon düğünü bile yaptım. Oh. Evet. Japon düğünü damat aradı Japon'u değil mi? Ben sandım ki gelin Türk yani. Yok meğersem ikisi yapılmış yani. Japon düğünü yaptım. Repertuar. Ya bizim standart işte bu radyofonik şarkılar var ya. Pop tarzı. Onun gibi bir de kendi yöresel şarkıları var mesela. Onu zaten kendisinden alıyorum. Çünkü ben o Türkiye'liden de zaten soruyorum bazen. Bazı yörelerden geliyorlar. Çok uzak böyle unutabiliyoruz veya kendine evet, has bir yöresel şarkılar vardı. Soruyoruz yani. Tabii Türk'ten de öyle. Türklerden Japon düğünü işte ne bileyim Afrikalı düğünleri çok yaptım. İki taraf Afrikalı falan. Yani bunları hepsini bir harmanladığın zaman bir tecrübe var yani. Yani bırakın da övelim biraz kendimizi. Tabii canım niye övmeyeceğiz? Bir tecrübe var. En son klip çalışman var abi. Yeni çıkardım. Evet. Onu da hemen ekrana alıyorum bu arada ki görsünler. Onun hakkında konuşalım. Suzan'la beraber. Evet. Şöyle en son bundan önceki şarkımı bundan 5-6 yıl önce yapmıştım Funda ile birlikte. Funda ile Eller Havaya. Evet Eller Havaya yaptık. O da televizyon programından sonra da patlama yaptı değil mi? Bir televizyon o zaten o hep iyi gitti. Ya, değil mi? Hep iyi gitti Eller Havaya. Şarkı iyi gitti. Tabii kendimi çıkardığım için yani arkada plak şirketi yok falan hani bir PR çalışması olmadığı için gerektiği gibi patlamadı. Yani patlama derken şarkı mesela şu an YouTube'daki izlenim sayısı 25 milyonun üstünde. Güzel abi. Ama tabii ama arkasından plaj şirketi olsa, Türkiye'den böyle resmi olarak çıkmış olsaydı 200 milyonu geçtiydi yani kesin. Yani. Öyle bir şarkı çünkü. Az olsun bizim olsun abi ya. Ben öyle diyorum. Az da değil ki 25 milyon yani, baktığın zaman. 200 olmasın, 25 olsun ama bizim tabii olsun hepsi yani. Ben tabii, en azından hakları bizde olsun yani. Yani onu yaptık. Ondan sonra nasıl oldu bilmiyorum ya. Yeni bir şarkı yapmak için 5-6 yıl bekledim. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. İşin içindeyiz ya. Kendimiz düşünmüyoruz fazla. Başkaları için çok çalıştım oldu ama bu pandemi süreci de fırsat oldu. Tabii hem düşünme açısından hem de hem yaşımız ilerliyor. Piyasada DJ sayısı yani rekabet çoğaldığı için biraz daha gündemde kalmak niyetiyle bir şeyler üretmemiz lazım dedim. Tabii çok yakın, çok sevdiğim canım arkadaşım Suzan'la birlikte birkaç yıldır zaten birlikte proje yapmak niyetindeydik. Bu projeyi aslında bundan 3 yıl önce start verdik. Sonra tam bitince kanser oldu Suzan. Suzan kanser olunca Asya alındı proje. İptal çok oldu yani. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Buradan da. Tabii bir tane sıradan bir kanser değildi. Biraz ağır bir kanserdi. Suzan bunu atlattı. Yendi. Çok şükür. Evet. Atlatma süreci 1,5 yıl falan sürdü. Bir de işte kendine istekleri gelmesi falan derken 2 yıllık bir süre geçti. İşte hadi tekrar yapalım. Sıfırdan bir şey başladık bu sefer. Çünkü ilk başladığımız proje cover'dı yani. Var olan bir şarkıyı tekrar seslendirmiştik. Bu sefer dedik ki yani yok artık ya. Yani tamamen sıfırdan üretelim. Sıfırdan parça üretildi. Sözlerini Suzan yazdı. Evet, evet Suzan'a da öyle. İlk yani projemiz 3 şarkı. Evet, Suzan'la diğerleri birlikte. Ne zaman inşallah? İşte bu ilk yeni çıktı. Tamam. 1,5 ay sonra ikinci çıkar. Ondan 1,5 ay sonra da üçüncü çıkar. Akabinde işte Suzan için projelerimiz var. Suzan için de çalışıyoruz. Hı hı. Onları da çıkaracağız. Yani bu devirde müzik yapmak, yani imkanlar biraz daha kolay öyle diyeyim yani. Çünkü eskiden çok zordu. Şimdi biraz daha kolaylaştı yani şarkı üretmek, evet, öyle diyeyim. Şarkı üretmek daha kolay, şarkıyı tutturmak daha zor. Daha çünkü rekabet de çoğaldı, evet. Çok. Ama işte bizim fazla iddialı değiliz yani. Amacımız gönlümüzü biraz şey etmek, sevindirmek, öyle diyeyim. Doyurmak. Evet. Ya Şahin abi, evet, şöyle bir şey var. Sen mesela, ben dikkat ediyorum sana. Hiç kimseyi bir kıskandığını görmedim ben yani. Her zaman birisi bir şey yapsın, paylaşırsın. Çünkü ben 200'lüyüm, iyi yapıyorum bu oyunu aslında. Herkese destek verirsin, paylaşırsın, destek verirsin. Benim görüşüm de yani şu, hani kavga edecek en son insansın diyebilirim yani. Yanlış mı? Allah razı olsun bu düşüncen için. Öyle yani seni kavga etmen imkansız gibi bir şey yani hani. İmkansız gibi ama hala yani bazen kavga etmek isteyen, kavga değil ki ağız kavgası diyeyim. Ya bazı şeyler duyuyorum böyle, bazı şeyler yaşanılıyor. Anlamıyorum yani. Belki de insanlar dışarıdan belki de havalı mı görünüyorum? Yok. Bilmiyorum hani böyle çok bilmiş mi? Yok. Olabilir bilmiyorum ama sen tanıyorsun beni. Ben sana daha önce de söyledim abi, sende bir memur şeyi var dedim yani. Demedim ama ya. Ama niye? Doğru ama niye? Bazı insanlar hala böyle hani böyle bir bilmiyorum var. Ama onu bana da söylediler abi. Çekimemizlik var ama neden bilmiyorum. Seni eskiden havalı biliyorduk da işte. Abi sahnede duruyorum, tabii ki havalı işte olacaksın sahnedeyken. Çok duydum bunu. Ama öyle değilmişsin falan. Ya sahnedeyim ben, sahnede yani tabii, havalı durmam sahneden, benden değil o. Tabii, o sahnenin getirdiği işim gereği. Ama ben orada tutup da artistik yapmıyorum ki kimselere. Kim ne isterse onu çalıyorum. Kesinlikle söylüyorum. Biz de öyleyiz. Evet sevgili dostlar, diğer kameranın şarjı bitti. Çok konuştuk herhalde. Başka kameraya geçtim. Fazla uzatmayacağız direkt. Evet. Şeyde kalmıştık. Artist sanıyoruz. Artist ne ararlar pazarda falan filan. Bilmiyorum. Çok artist duruyorsun ya sahnede falan filan. Onu konuşuyorduk. Aynen onu konuşuyorduk az önce. Hani ya, çok havalı duruyorsun sahnede falan. Abi nasıl durayım? Nasıl durmamız gerekiyor? Ya yok şimdi belki dışarıda öyle görünüyor olabilir yani bazı havalı bir görüntü göstermiş olabilir. Fakat abi dışarıda değiliz. Sen hiç göstermiyorsun. Hani tamam DJ aletinin başında İlla ki böyle bir havalı duracaksın da dışarıda sen hele hiç havalı durmuyorsun. Ben duruyor muyum? Ya, ben yok, duruyor muyum? Yok, yani? Yok. Ama ne de kaynaklandığını bilmiyorum. Ve şöyle bir şey var. Hani sosyal medyada fazla aktif değilim mesela kendim. Aktif tek yaptık biri. Şöyle hani siyasetli olsun, sporla olsun, işte gündemle olsun. Sadece sürekli, Türkiye maçlarını paylaşırsın. Yok, tamam. Yok. Bari bir şey paylaşırım. Ama sürekli değil. Mesela sen sürekli aktifsin, ben değilim. Belki de o öyle olmamanın hani böyle ya bu da amma havalı, rengini belirtmiyor falan hani böyle bir şey oluşturuyor olabilir mi diyeceğim. Ama o da olmaz çünkü sosyal medya bunu kapar keselim buraya hiç alakası bir şey. Alakası yok çünkü sosyal medyadan önce de böyle havalı bir yer böyle. Yok. O değil. Bu değilmiş. Burayı siliyoruz. Yok abi bilmiyorum. Yani sen Onursal şu an şöyle söylüyor yani havalı değilmişim ona göre. Havalı değil. Ya ben de değilim, sen de değilsin. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Sahnede illaki bir hava bilmeminde falan olacaktır. Evet. Ama öyle değiliz. Abi çok keyifli bir sohbet oldu. Artık sohbetin de sonuna geldik. Baksana şarjlar da dayanmıyor. Evet. Başka bir tane daha video yaparız inşallah. Başka ya inşallah. Bugün Şahin abimin balkonundaydık. Bir gün de benim balkonum yok diye çünkü. Bir gün de başka bir yerde yaparız. Bir gün de bunun bahçesinde yaparız. Bir gün bahçeli evi olduğunda falan inşallah. Havuz başında falan. Evet. İnşallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Yani çok sağ ol. Bu iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Anı oluyor bizim için. Evet yani. İleride şöyle bir 10 sene sonra açık izleriz. Tabii anı oluyor. Anlatılacak şeylerin sonu bitmiyor zaten. Bitmez. İşte video 10 saatlik video yapamıyorsun. Böyle kısa geçiyor. Şimdi bu bile bayağı bir sürdü sana. Evet. Ama susamıyoruz yani. Susamıyoruz. Çünkü anlatacak çok şey var bizim için tabii. Belki de insanlar bilmiyorum da. Yani. Evet. Herkese çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun.